Trivel Espor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de ilk 28 haftanın lideri Hatayspor özel programı ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Hatayspor Lig'de uzun haftalardır zirveyi bırakmadı, yani liderliği bırakmadı. 53 puanla en yakın rakibi Erzurumspor'un 6 puan önünde. Hatayspor'a ayrıca baktığımız zaman da ligin en az gol yiyen iki takımından birisi. Biliyorsunuz Erzurumspor 22 gol yedi, en az gol yiyen takım. Ardından da Hatayspor görüyor 7-23 golle. Yani bu açıdan da Hatayspor en iyi takımlardan birisi Erzurumspor'la beraber. Zaten Hatayspor'un bu sezon maçlarının geneline baktığımız zaman da fazlalıkla 1-0 biten maçların olduğunu görüyoruz. Yani İspanya'da Atletico Madrid nasıl böyle gol attıktan sonra üzerine yatıp genelde skoru koruyorsa, Hatayspor'da bu sezon genelde bu tarz maçlara fazlasıyla imza atmış durumda. Özellikle Mehmet Altıparmak'ın gelmesinden sonra Hatayspor'un oyunu da bu sefer tam tersine iyi bir hale girmiş oldu. Çünkü Mehmet Altıparmak'tan önce Hatayspor liderdi, kazanıyordu ama oyun olarak aslında tatmin etmiyordu. Ama Mehmet Altıparmak'tan sonra bu oyun da gerçekten iyi bir seviyeye çıkmış durumda. Hatayspor'un kadrosuna baktığımız zaman da bu sezonda biliyorsunuz kaleci Akın Alkan kesinlikle takımın ön plana çıkan oyuncularından birisi. Birçok maçta takımına 3 puanı kazandıran oyuncuydu. Onun dışında defansa zaten Yusuf Abdoğlu benim en çok beğendiğim defans oyuncularından birisi TFF 1. Lig'inde. Hatta ben Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı zaman da hani Yusuf Abdoğlu'nun kesinlikle takımda yer alacağını düşünüyorum. Hatta bence yani ilk 11'de de oynamasını bekliyorum, öyle bir oyuncu. Zaten biliyorsunuz ki yaş 30, tecrübeli bir oyuncu. En azından bir 4-5 sene daha rahatlıkla oynayabilecek yaşa sahip bir oyuncu. Onun dışında yine Sadi Karaduman var. Sadi de 27 yaşında. Ben Sadi'nin de kesinlikle Hatayspor Süper Lig'e çıktığı zaman da kadroda yer alacak oyunculardan olduğunu düşünüyorum. Yusuf Abdioğlu ile beraber. Yani Yusuf'un ben kesinlikle ilk 11'de bile oynayabileceğine inanıyorum. Ama iki oyuncuya baktığımız zaman da en kötü kesinlikle rotasyon öncüsü rahatlıkla olurlar. Yani Hatayspor bu yönden bayağı bir avantajlı. Onun dışında sağ taraf alınan, yani sağ bek alınan Sterin Popov zaten transfer olduğu zaman da sürekli programlarımızda buna vurgu yapmıştık Metan'la beraber. Yani Süper Lig kalitesinde bir oyuncu. Gerçekten Hatayspor önümüzdeki sezonun transferini yaptı diye sürekli belirttik ve onlar için de büyük bir avantaj Sterin Popov. Ayrıca Mesut Çaytemen bence yani ilerleyen yaşına rağmen Mesut gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor bu sezon. Özellikle iç sahada oynanan Erzurumspor maçında 0-0 biten maçta bile yani Erzurumspor savunmasını en çok zorlayan oyunculardan birisiydi. Mesut Çaytemen'in de ben hani önümüzdeki sezonda kesinlikle ilk 11'de oynayabileceğine inanmıyorum ama hani hem yaşından dolayı hem de yani kalitesinden dolayı bence Süper Lig için fazla yeterli bir oyuncu değil. Ama rotasyon olarak kesinlikle takımda kalacaktır. Bence de kalması gerekiyor. Yani önümüzdeki sezon kesinlikle Hatayspor'un sol beke yabancı bir oyuncu transferi yapması gerekiyor. Onun dışında bu sezon biliyorsunuz defansta ayrıca Soner Örnek de var 30 yaşında. Soner Örnek de bu sezon tam 10 maçta forma şansı buldu. O da hani performans anlamında diğer arkadaşlarından biraz alt seviyede kaldı ama oynadığı 10 maçta takımına en azından yardımcı oldu. Bence o da takımın değerli oyuncularından birisi bu sezonda. Çünkü Hatayspor biliyorsunuz yaklaşık 55 sezondur yani Süper Lig hasreti çekiyor. O Süper Lig hasretini tamamen sonlandırmaya çok yaklaşmışlardı. Ama biliyorsunuz koronavirüs sebebinden dolayı şu anda ligler ertelendi. İnşallah kaldığı zaman yani ligler kaldığı yerden başladığı anda Hatayspor da o hedefi doğrultusunda yine maçlara çıkmaya devam edecektir. Ki ben zaten şunu söylüyoruz Metehan'la beraber. Bu kalan 6 haftada Hatayspor yani şampiyon olamasa bile kesinlikle yani ben ya kesin demiyoruz tabii de bizim düşüncemize göre 2'den aşağı düşmeyecektir. Yani en kötü ikinci olarak direkt Süper Lig'e çıkacaktır. Ama diğer takımların puan kayıplarına ve performanslarına baktığımız zaman da yani belki Adana Demirspor hani Hatayspor'u yakalarsa yakalar ama onun dışında kolay kolay diğer takımların yakalayabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca Adana Demirspor'un da zaten aslında yakalayabileceğini düşünmüyorum ama yani performans anlamında baktığımız zaman en yakında o rakip gözüküyor. Ama Adana Demirspor da çok galiz puanlar kayabiliyor. Özellikle iç sahada biliyorsunuz Boluspor'a 2-0'dan 2-2'ye gelen maç var. Hatayspor'u yenemedi biliyorsunuz iç sahada ama o maçta da biraz zeminin azizliği olmuştu. Biliyorsunuz biz programda hani Adana Demirspor'u çok ön plana çıkartmıştık ama Hatayspor da orada aldığı bir puanla bence çok değerli bir puan aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Onun dışında bu sezon biliyorsunuz Helder Barboza tam 26 maçta forma giydi. 26 maçın ama sadece biliyorsunuz ikisinde yani iki maçta gol attı. Genel anlamda Helder Barboza bu sezon aslında
Hep yedekli olarak oyuna başladı. Yani ikinci yarıda oyuna girdi veya son 10 dakikada oyuna girdi. O yüzden Helder Barbosa bu sezon tam anlamıyla o istediğimiz kıvama, istediğimiz seviyeye bir türlü gelemedi ama önümüzdeki sezon bence Süper Lig'e çıktığı zaman da Hatayspor'da takımda kalabilecek. Hatta zaten takımın Süper Lig anlamında baktığımız zaman en yetenekli ve en kaliteli oyuncularından birisi Helder Barbosa. Onun dışında İdir Kouali var biliyorsunuz orta sahadan. Fransız oyuncu. İdir Kouali de bu sezon gol anlamında takıma fazla bir katkı veremedi. Aslında tam bir forvet değil zaten. Sağ açık oyuncusu. Yani kanat oyuncusu. O yüzden o da bu sezon gol anlamında sadece bir gol attı ama ben önümüzdeki sezonda İdir Kouali ile de yolların devam etmeyeceğini düşünüyorum. İdir Kouali bence takımdan gönderilecek yabancı oyunculardan birisi. Onun dışında biliyorsunuz Hamza Gür var. Hamza Gür bu sezon 14 maç oynamasına rağmen 3 gol attı. Ve attığı goller de çok kritik maçlarda geldi. O yüzden hani Hamza Gür de bu sezon Hatayspor'a gerçekten katkı veren oyunculardan birisi. Onun dışında bu sezon Caner Hüseyinbağ performans olarak öne çıkıyor. Ama ligin son 3-4 haftasında biraz biliyorsunuz performansı düşmüştü ama ligin genel anlamına baktığımız zaman da takımın en önemli oyuncularından birisi oldu bu sezon. Onun dışında Selim Ilgaz var. Selim Ilgaz da bu sezon 27 maçta 6 gol attı. Selim Ilgaz'ın da çok garip bir istatistiği var. Bu sezon tam 7 tane sarı kart gördü. Yani çok hırçın bir sezon da geçiriyor ama hem bu sezon Hatayspor iyi gitmesinden dolayı yani oyuncunun biraz hırslı olması, kazanma isteği tabii oyuncuyu da bu yönden biraz etkilemiş durumda. Onun dışında Ryan Abit var. Ryan Abit de aslında yine tam bir forvet oyuncusu değil. O da orta saha kanat oyuncusu daha çok. O da sadece 1 gol attı bu sezon. Devre arasında Damet Diop takviyesi olmuştu. Damet Diop da bu sezon biliyorsunuz hani Bokira'nın gitmesinden sonra takviye oldu takıma devre arasında. O da 3 maça çıktı. Sadece 1 gol attı. Zaten yani 3 maça çıktıktan sonra yaklaşık bir 3-4 haftalık sakatlığı olmuştu. Takımdan ayrı kaldı. Ardından takıma döndü ama daha sonrasında zaten koronavirüsten dolayı ligler oynanamadı. Hani transfer olduğu zaman da zaten sürekli programlarımızda belirtiyorduk. Yani Hatayspor'un kapalı kutu bir transfer yaptığını ve daha iyi bir oyuncuya, daha böyle nasıl diyeyim, seviye olarak iyi bir oyuncuya ihtiyacı olması lazımdı. Yani öyle bir oyuncuyu transfer etmesi lazımdı ama yani kapalı kutu bir oyuncu transferi oldu. Zaten kiralık geldi. O yüzden ben önümüzdeki sezonda Dame Diop'un da zaten takımda kalmayacağını düşünüyorum. Onun dışında yine Jeremy Bokila da takımdan gittiği zaman da zaten Hatayspor'un en az 2 tane transfer yapması lazımdı. Zaten şöyleydi durum. Hani Bokila takımdayken yani gitmeden önce de hep söylüyorduk programlarda. Hatayspor'a 1 tane forvet kesinlikle şart. Hatta 2 tane bile gelirse yani gayet iyi olur demiştik ama Hatayspor hem Bokila'yı gönderdi hem de üzerinde 1 tane oyuncu transferi yaptı forvete. Bir de yaptığı oyuncu tam bir kapalı kutu bir oyuncuydu. O yüzden Hatayspor burada yanlış bir hamle yaptı ama yani Hatayspor açısından baktığım zaman da Allah'tan bir sıkıntı da çıkmadı. Hani hem sıralama açısından hem işte alınan sonuçlar açısından. O yüzden Hatayspor burada biraz aslında kumar oynadı ama burada da kaybetmeyen taraf oldu. Mirkan Aydın var ayrıca. Mirkan Aydın da bu sezon 25 maçta 8 gol attı. Gayet takımına katkı verdi bu sezon ama yani birçok maçta da yoklar oynadı. Özellikle o da ligin son 3-4 haftasında bayağı bir düşüşe geçmişti. Özellikle deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında resmen sahada yoklar oynadı. Onun dışında İç sahada oynanan Erzurumspor maçında da Mirkan çok kötü bir performans göstermişti. Ayrıca Samet Karakoç vardı biliyorsunuz. Samet Karakoç da zaten kiralık olarak Ankara Demirspor'a gönderildi bu sezon. O da 2 maçta forma şansı bulmuştu Hatayspor'da. Yani Hatayspor'un bu sezon aslında kadrosuna baktığımız zaman da birçok oyuncudan katkı aldı. Az da olsa katkı aldı. Yani 1 gol atan oyuncu, 2 gol atan oyuncu veya gol atmayıp asist yapan birçok oyuncu oldu. Yani Hatayspor genel anlamda bu sezon zaten tam olarak bir takım olarak mücadele etti. Yani hiçbir oyuncu bireysel olarak ön plana çıkmadı. Tam bir takım oyunu vardı. İşte Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz olsun. Onun dışında Mirkan Aydın olsun. Helder Barbosa yere geldi, katkı verdi. Hamza Gür mesela Selim Ilgaz veya Mirkan Aydın olması lazımdı. Bir maç öncesi yani ısınırken sakatlanmıştı. Yerine oynamıştı. O maçta tam 2 gol atmıştı Hamza Gür. Yani onun da orada vermiş olduğu katkı çok değerliydi. Ayrıca Ali Can Özfesli var. Ali Can Özfesli de takımın değerli oyuncularından birisi. Onun da 19 maçta yani oynamış olduğu 19 maçta tam 2 golü var. O yüzden o da takımına katkı veren oyunculardan birisi. Ben önümüzdeki sezonda Hatayspor'un kesinlikle en kötü yani 9-10 tane transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere kesinlikle forvet hattını şu anda hani kadroda bulunan oyunculardan zaten bir kanaydın Hatayspor'un oyuncusu da Dame Diop zaten kiralık oyuncu. Kesinlikle gidecektir. Ben Abidin'e gideceğini düşünüyorum. Hatta gitmesi gerekiyor zaten.
Ayrıca Itir Kuala'nın da gitmesi lazım. Yani forvetin öncelikle bir boşaltılması gerekiyor. Ardından oraya kesinlikle en az 2 tane forvet transferi lazım. Hem ilk 11 oyuncusu hem de rotasyonda bir oyuncu. Yani 3 tane transfer bile yapılırsa forvete ben hayır demem. Ama bence Hatayspor yönetimi şöyle yapacaktır. Mirkan Aydın'ı takımda tutup yerine yani yanına 2 tane de bir forvet oyuncusu alacaktır. Ben öyle bekliyorum. Ayrıca orta sahaya da kesinlikle takviyeler lazım. 10 numara pozisyonunda Süper Lig'den Helder Barbozo'yu değerlendirebilirler ama bu sezon TFF 1. Ligi'nde bile hani Helder Barbozo'ya çok bağımlı kalmadı Hatayspor. O yüzden o konuda da biraz çekinceliyim. Hani bir 10 numara tarzında orta saha oyuncu transferi de yapılabilir diye düşünüyorum ben. Ayrıca yine kanatlara, sol açık ve sağ açığa da iyi takviyeler lazım. Ben Gökhan Karadeniz'in takımda kalacağını düşünüyorum. Ayrıca Selim Ilgaz da bence takımda kalacaktır. Caner Hüseyin Bağ da 28 yaşında ama ben Caner Hüseyin Bağ'ın hani Süper Lig'de ilk 11 anlamında zaten yetersiz olduğunu düşünüyorum ve ayrıca rotasyon anlamında da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden Hatayspor'un kesinlikle en kötü 9-10 transfer, hatta 12-13 transfer bile yapması gerekiyor. Yani resmen bir sil baştan yapılması gerekiyor ama genelde böyle sil baştan yapıldığı zamanlarda, yani yeni çıkan takımlar için sil baştan yapıldığı zaman da büyük bir sıkıntıya yol açabiliyor. Ayrıca maddi anlamda da çünkü büyük bir külfet oluyor. Eğer bunun karşılığı olmazsa o takım o sezon hem mali anlamda sıkıntı yaşıyor hem de performans anlamında sıkıntı yaşayıp küme düştüğü zaman da önümüzdeki sezondan itibaren alt ligde bayağı bir sıkıntı çekebiliyorlar. O yüzden Hatayspor'un kesinlikle transfer döneminde yani Süper Lig'e çıktığı zamandaki transfer döneminde iyi oyunculara yönelmesi gerekiyor. Şimdi mali anlamda baktığımız zaman da Hatayspor'un böyle çok fazla bir imkanı da yok gibi gözüküyor. Mesela geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nün imkanı vardı. İyi oyunculara gitti. İyi oyuncuları transfer etti ve bu sezon Süper Lig'de nasıl bir kadroyla ve nasıl bir oyun sistemini oynadığını görüyoruz. O yüzden Hatayspor'un ben hani bu şekilde bir maddi imkan olmadığını zaten görüyorum ve düşünüyorum. Eğer önümüzdeki sezon iyi sponsorlar ve iyi bir maddi destek olursa takıma iyi transferler gelebilir. Hatayspor bu sezon gerçekten lige renk kattı. Hani Hatay şehriyle ilgili kötü söylem yani sözler söyleyen insanlar var. Hatayspor taraftarları bunları kesinlikle kulaklarını tıkasınlar. Hatay ilini çok seviyoruz. Güzel bir şehrimiz. İnşallah 55 sezon sonra Hatayspor da Süper Lig'e gelecektir. Çünkü biz her zaman programlarımızda şuna vurgu yapıyoruz. Yani taraftarı olan takımlar çıksın. Hatayspor geçen sezon finalde kaybetti, yenemedi. Bu sezon bence artık Hatayspor en kötü 2'den Süper Lig'e geleceğini ben düşünüyorum. İnşallah da başarılı olurlar. Ben onlara buradan tekrardan tebriklerimi iletiyorum bu sezonki performanslarından dolayı. Ayrıca taraftarlar da her maçta takımın yanında takımına destek verdiler. Onları da çok tebrik ediyorum. Ayrıca hepsine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü programlarımıza sürekli destek veriyorlar. Yorumlar yazıyorlar. Görüşlerini belirtiyorlar. O yüzden o açıdan da çok memnunuz biz kanal olarak. İnşallah önümüzdeki sezonda hatta öncelikle bu sezon 6 haftada kazası belası ligi tamamlarlar. Ardından önümüzdeki sezonunda planlamasını yaparlar. Hatayspor bu sezon gerçekten ligde önceki sezonların yani 55 yıllık nasıl diyeyim acıyı mı çıkartıyorlar diyeyim. Gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar. Zaten geçen sezon kıl payı kaçırdıkları için bu sezona daha temkinli başladılar ve uzun süredir zirveden aşağı zaten inmedi Hatayspor takımı. Programımızı ben burada sonlandırıyorum. Hatayspor özel programını. İnşallah ligler başladığı zaman da kalan 6 haftayı yine her zamanki formatımızla Metehan'la beraber devam edeceğiz. İnşallah bu salgından kurtuluruz ve Hatayspor'a ve diğer takımlara da bir an önce kavuşmuş ve izleme imkanını tekrardan bulmuş oluruz. Ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan herkesten abonelik bekliyorum. Ayrıca videomuzu izleyen herkesten de kesinlikle beğeni ve yorum da bekliyorum. Ayrıca videomuzu da paylaşırsanız çok memnun olurum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.